Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda son dönemde popüler olan bir internet sitesinden sizlere bahsedeceğiz. Bu internet sitesinin adı OnlyFans. Belki bu siteyi duymuş olabilirsiniz ya da şimdi ilk defa bizden duyuyor olabilirsiniz. Fakat bu sitenin son dönemde özellikle sosyal medyada hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Peki OnlyFans'ı popüler yapan şey ne? Aslında OnlyFans arkadaşlar Instagram, YouTube ya da benzeri platformların paralı bir hali. Peki paralı olup da nasıl popüler hale geliyor diye düşünebilirsiniz. Bunda son derece haklısınız. Burada farklı bir durum var. YouTube'da biliyorsunuz bazı içeriklerin yayınlanması yasak vesaire ama OnlyFans kullanıcılarına, daha doğrusu içerik üreticilerine hiçbir engel koymuyor. Yani diyor ki istediğiniz içeriği üretin, istediğiniz filmi çekin, istediğiniz fotoğrafları paylaşın. Ben size karışmıyorum. Yalnız ben açtığınız kanaldan, abonelerinizden belli bir payı kendime alırım. Yani burada bir win-win durumu söz konusu. Şimdi sistem nasıl işliyor dilerseniz buna bir göz atalım. Öncelikli olarak siteye üye oluyorsunuz arkadaşlar. Siteye üye olurken Google hesabınızla, Facebook hesabınızla ya da Windows hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çeşitli içerik üreticiler çıkıyor. Bu içerik üreticilerden dilediğinize abone olabiliyorsunuz. Fakat bundan önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Bazı üreticilerin videoları unlocked, yani kilitli değil pozisyonunda, bunları da dilediğiniz gibi indirebiliyorsunuz falan. Bir de OnlyFans'ın premium olayı var. Bu premium olayına birazdan gireceğim ama şimdilik bir kanal aboneliklerine göz atalım. Kanal abonelikleri şu şekilde oluyor. Karşınıza pek çok kanal çıkıyor arkadaşlar. Diyelim ki benim bir kanalım var ya da işte Özgür Çetin'in bir kanalı var. Bu kanallara abone olurken sizden aylık belirli bir ücret talep ediyor. Nedir? 3 dolar, 5 dolar. Bunu içerik üreticisi kendisi belirliyor. İsterse 100 dolar koyar, isterse 10 dolar koyar. Bu tamamen içerik üreticisinin beklentisine kalmış durumda. Siz takip etmek istediğiniz içerik üreticisinin kanalına abone oluyorsunuz ve bu tutarı ödüyorsunuz. Bu tutarın bir kısmı içerik üreticisine gidiyor, bir kısmı ise tabii ki OnlyFans ekibine gidiyor. Peki şunu diyebilirsiniz, ya YouTube'da o kadar içerik üreticisi var, Instagram'da o kadar içerik var, ben neden bu ücretsiz platformlar varken OnlyFans'ı kullanayım? Şöyle bir şey arkadaşlar, OnlyFans'da içerik üreticiler dediğimiz gibi sınır tanımıyorlar. Yani burada paylaştıkları videoların bir sınırı yok. Dolayısıyla pornografik içerikli videolar da paylaşıyorlar ki zaten şu anda OnlyFans'taki büyük bir çoğunluk bu yöne doğru kaymış durumda. Belki adamlar siteyi kurarken böyle düşünmedi. Ya işte millet gelsin, bizi sitemizi porno sitesine çevirsin, oradan yürür gideriz, deli gibi para kazanırız, sektörün yönünü değiştiririz dememişlerdir belki. Fakat şu anda OnlyFans o yöne doğru evrilmiş durumda. Belki kurarken şöyle bir düşünceleri vardı. Ya işte adam gelir ders anlatır, bu adamların dersini dinlemek isteyenler kanalına abone olur, daha sonra onu parayla dinler, ücretli bir şekilde dinler diye. Böyle ilmi ve bilmi heveslerle belki kurmuşlardır ama şu anda site tamamen pornografik tarafa doğru kaymış durumda. Hatta şu anda arkadaşlar Amerika'daki kadınların bu siteye acayip ilgisi var. Baktığınız zaman zaten görüyorsunuz, orada profiline vesaire girebiliyorsunuz. Hepsi neredeyse Amerikalı, USA. Yani geniş bir Amerika topluluğu var. Herkes kendi filmini çekip oraya koyma derdinde. Burada şu var tabii. Örneğin porno endüstrisinde belli bir fiyata çalışanlar burada ne yapıyor? Kendi filmini çekiyorlar. Daha sonra buraya yüklüyorlar. Kendi abonesini alıyor ve oradan direkt olarak kendi kazancını elde etmiş oluyor. Üstelik öyle çok fazla bir emek de sarf etmesine gerek yok. Bunun haricinde fotoğraf paylaşanlar vesaire var. Yani şu anda OnlyFans'ın tamamen amacının dışına çıktığını söyleyebiliriz. Şunu da düşünebilirsiniz, ya burada acaba ünlüler var mı? Evet arkadaşlar, pek çok ünlü isim de şu anda OnlyFans kullanıyor. Tabii şu gelmesin aklınıza, bütün ünlü isimler kalkıp da burada pornografik içerikler üretmiyorlar. Çok farklı içerikler koyan da var ama zaten abone sayısına baktığınızda kimin nasıl içerik ürettiğini anlayabiliyorsunuz. Yani böyle pornografik olmayan içeriklerde abone sayılarının yerlerde süründüğünü görebilirsiniz. Ama kişiye bakıyorsunuz mesela, binlerce abonesi var. Yani bunu ne iş yaptı az çok kafanızda beliriyor.
Önümüzdeki süreçte OnlyFans'ın yasaklanıp yasaklanmayacağını bilmiyoruz. Fakat şu anda Türkiye'den de Google'a OnlyFans yazıp girdiğinizde bu siteye erişim hakkınız mevcut. Yani şu anda bir yasaklama söz konusu değil arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki süreçte ne olur ne biter bilinmez. Çünkü yavaş yavaş Brazzers gibi bir şey olmaya başlamış OnlyFans'ta. Giriyorsunuz, paranızı ödüyorsunuz, izliyorsunuz. Bu formata dönmüş durumda. Muhtemelen önümüzdeki süreçte mahkeme kararıyla yasaklanacaktır. Yine de tabii ki bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda karşınızda olmak üzere hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu video ile ilgili söyleyecekleriniz varsa da alt kısımda yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.